Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik sahnesi kitabında hazırlık sahnesi test 22 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Yukarıda verilen işlemlerden hangileri yanlıştır diye sormuş. 3 tam %41 ile 10'u çarpmamızı istemiş. Biz bu ondalık sayıyı arkadaşlar 341 bölü 100 olarak yazarız. Çarpı 10. Burada bir tane sıfır olduğu için buradan bir tane, buradan bir tane sıfırı götürüyorum. Ve burası 341 bölü 10 olarak geliyor. Ve ben burayı 34 tam 10'da 1 olarak yazarım. Ama burada 341 dediği için burası yanlış. 54 tam yüzde 25. Bakalım arkadaşlar. Bunu 5425 bölüm 100 olarak yazarım. Çarpı 1000 demiş. Burada iki tane sıfır var. İki sıfır gider. 5425 çarpı 10'dan burası 54.250 olarak gelir. 5425 dediği için burası da yanlış. 12 tam onda 3, onda 3 sayısını 100'e bölmemi istemiş. Ben ondalık kesrimi 123 bölü 10 olarak yazıyorum. Bölü 100. Ne yapıyoruz? İlk sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. 123 ile 1'i çarptım. 123. 10 ile 100'ü çarptım arkadaşlar. 1000. Burası 0 tam binde 123 olarak geliyor. Üçüncü şıkkım doğru oldu. Yanlış olan şıklarım 1 ve 2. Soruyu büyütelim. Yandaki kareli zeminde verilen kırmızı çizginin uzunluğu 13,5 cm olduğuna göre karelerden birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bakıyorum arkadaşlar kaç birim gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim arkadaşlar 13,5 santimetreymiş. Bir birimi bulabilmek için 13,5'u 6'ya böleceğim. Bu 13,5 arkadaşlar 135 bölü ya da şöyle yazalım. Bu 13,5'u ben 135,5 135 bölü 10 olarak yazarım. Bölü 6. İlk kesri aynen yazıyoruz. 135 bölü 10. İkinci sayıyı ters çevireceğim. Çarpacağım. Çarpı 1 bölü 6 oluyor. 135 ile 1'i çarptım. 135. 10 ile 6'yı çarptım. 60. Şimdi arkadaşlar 135'i 60'a böleceğim. Bölüm 60. 1'in içerisinde 60 yok. 13'ün içerisinde yok. 135'in içerisinde 2 defa var. 2 kere 60. 120 yapar. Çıkardığım zaman arkadaşlar burada 15 kaldı. Buraya virgül atıyorum. Buraya 0 atıyorum. 150'nin içerisinde 60'tan 2 tane var. 2 kere 60. 120 yapar. Buraya 120 yazdım. Çıkardım. 30 kaldı. Buraya bir tane daha sıfır atıyorum arkadaşlar. Buraya zaten virgülü atmıştık. 300'ün içerisinde 60'tan 5 tane var. 5 kere 60 300 yapar. Çıkardığım zaman 0 kalır. Bölme işlemim bitti. Yani arkadaşlar 135 bölüm 60 2 tam %25 santimetreye eşitmiş. Karelerden birinin bir kenar uzunluğunu 2 tam yüzde 25 santimetre olarak buldum. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Gelelim. İlk önce arkadaşlar parantez içini yapıyoruz. 5 bölü 4 demiş. İlk sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpacağız. 5'in altında gizli bir var. 5 ile 1'i çarptım. 5. 1 ile 4'ü çarptım. 4. Parantez içi arkadaşlar 5 bölü 4'tür. Ben 5 bölü 4'üm. 1 tam 1 bölü 4 olarak yazabilirim. Burayı ondalık göstermek için arkadaşlar 25 ile genişleteceğim. 1 tam 25 bölü 100 olur. Ve burası da. 1 tam yüzde %25 olarak yazılır. 1 tam yüzde %25 ile 1 tam 10'da 2'nin çarpımını sordu bana. Gelelim arkadaşlar şurada yaz, çarpalım. 1 tam ya da şöyle çarpalım. 1 tam yüzde %25, 125 bölü 100 olarak yazılır. 1 tam 10'da 2, 12 bölü 10 olarak yazılır. 125 ile 12'yi çarptığım zaman arkadaşlar ben kaç bulacağım? 1500 bulacağım. 100 ile 10'u çarptığım zaman 1000 bulacağım. Şimdi geliyorum burada sıfırları sadeleştiriyorum. Buradan 2 tane sıfır attım. Buradan da 2 tane sıfır attım. 15 bölü 10 oldu. Ve ben bunu 1,5 olarak yazıyorum. B şıkkımı buçu işaretledim. 4 tane silginin fiyatı 11 TL olduğuna göre bu silgilerden 10 tanesinin fiyatı kaç TL'dir diye sormuş. İlk önce 11'i arkadaşlar 4'e böleceğiz. 11 bölüm 4. Burası 2 tam 3 bölü 4 olarak yazılır. Ondalık gösterimini bulabilmek için 25 ile genişleteceğim. 2 tam 75 bölü 100 oluyor. Ve burası 2 tam %75 TL oluyor. Bu bir silginin fiyatı. 10 tanesinin fiyatını istemiş arkadaşlar benden. 2 tam %75 ile onu çarpıyorum. Buradaki virgülü bir sağa kaydıracağım. Burası 27,5 buçuk. TL olarak geliyor. Cevabım 27,5 TL. Yandaki şekilde ABCD dikdörtgenini aynı büyüklükte dikdörtgenlere bölünmüştür. AB 4,5 cm, BC 2 tam onda 4 cm olduğuna göre mavi boyalı dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi burası 4,5 cm. Biz burayı arkadaşlar 1 şöyle yapalım. 1 2 3 eşit parçaya bölmüşüz. Geliyorum 4,5'u 3'e bölüyorum. Burası 45 bölü 30 oluyor. Sadeleştirdiğim zaman 15 bölü 10 olarak buluyorum. Yani arkadaşlar 1 bölmem 1,5 cm'ymiş şöyle yazalım. Burası bir buçuk santimetre. BC burası. Burayı da 2'ye bölmüşüm. 2 tam onda dördü 2'ye böleceğim arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Burayı ben 24 bölü 10 olarak yazdım. İlk kesri aynen yazdık. İkincisini ters çevirip çarptık. Burası 24 bölü 20 oldu. Sadeleştirdiğim zaman 12 bölü 10 olarak buluyorum. Yani bir tam onda 2 santimetre. Burası da arkadaşlar bir tam onda 2 santimetreymiş. Mavi dikdörtgenin çevresini istedi benden. Kısa kenarı bir tam onda 2 uzun kenarı 1,5. Kısa kenar ile uzun kenarı toplayalım. Burası 2 tam 10'da 7 yapar. Bunu arkadaşlar 2 ile çarpacağım. Ve çarptığım zaman çevre uzunluğumu 5 tam onda 4 santimetre olarak buluyorum. C şıkkımı işaretledim. Bölme işleminin sonucunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılabilir? Şimdi arkadaşlar ben buradaki ondalık gösterimi kesirli olarak yazacağım. 27 bölüm 10 bölü 3 bölü 100. Ne yapıyoruz? İlk sayıyı aynen yazıyoruz. 27 bölü 10. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Çarpı 100 bölü 3 olacak. Şıklarıma baktığım zaman bu işlemi arkadaşlar A şıkkında gördüğüm için A'yı işaretliyorum. Ve 7. soruma geçiyorum. Yanda verilen bölme işlemine göre üçgen sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bana. Burada arkadaşlar yapmam gereken şey bölüm ile böleni çarpmam. 24 bölü 10 çarpım 161 bölüm 100. 24 ile 161'i çarptığım zaman arkadaşlar ben kaç olarak bulacağım? 3000 864 olarak buluyorum. 10 ile 100'ü çarpıyorum. 1000. Ben buraya arkadaşlar ondalık gösterim olarak yazacağım. Ondalık gösterim olarak yazdığımda 3 tam 1000'de 864 geliyor. Yani benim üçgenim 3 tam 1000'de 864'müş. İşleminin sonucunun 5 katı kaçtır diye sormuş. İlk önce parantez için yapalım. 2 bölü 100 çarpı 1000. 2 tane 0 gitti. 2 çarpı 10'dan burası 20 geldi. 20'yi arkadaşlar 100'e böleceğim. İlk sayıyı aynen yazıyorum. İkinci sayıyı ters çevirip çarpacağım. Burası 20 bölü 100 oluyor. 20 bölü 100 de arkadaşlar 1 bölü 5 olur. İşlemin sonucu 1 bölü 5. 1 bölü 5'in 5 katını istemiş. Yani 1 bölü 5'i 5 ile çarpmamı istemiş. Çarptığım zaman 5'ler gidiyor ve cevabım 1 olarak geliyor. Yukarıda verilen işlemlere göre kare eksi üçgen işleminin sonucu kaçtır? Kare ile 100'ü çarpmışım ve 3610 bulmuşum. Kareyi bulabilmem için 3610'u 100'e böleceğim. Burası arkadaşlar 36 tam onda 1 olarak gelir. Üçgeni 1000'e bölmüşüm ve 0 tam 1000'de 26 bulmuşum. Üçgeni bulabilmem için 0 tam 1000'de 26 ile 1'i çarpmam lazım. Ve burası 26 olarak geliyor. Çıkarma işlemini sormuş. 36 tam 10'da 1'den 26'yı çıkarıyorum. Ve burası 10 tam 10'da 1 olarak geliyor. C şıkkımı işaretledim çarpımları 2 olan 2 sayıdan biri 0 tam %4 olduğuna göre diğer sayının 1,5 katı kaçtır? Şimdi ben bu iki sayıdan bilmediğimi üçgen diyorum. Üçgeni bulabilmek için 2'yi 0 tam %4'e böleceğim arkadaşlar. İlk sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpacağız. İlk önce şöyle yazalım. 4 bölü 100 olarak yazıyorum. Burayı ters çevirip çarpacağım. 100 bölü 4. 2 ile 100'ü çarptım. 200. 1 ile 4'ü çarptım. 4. 200'ü 4'e böldüğüm zaman cevabım 50 olarak geldi. 50'nin arkadaşlar 1,5 katını istedim. 50 ile 15 bölü 10'u çarpıyorum. Burada 5 kalıyor. 5 ile 15'i çarptığım zaman cevabım 75 oluyor. B şıkkımı 75'i işaretledim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yedi buçuklu 10'u çarpacağız ilk önce. 7,5'u buçuğu ben 75 bölü 10 olarak yazıyorum. Çarpı 10. Onlar sadeleşti. Burası 75 oldu. 7 buçuğu şimdi arkadaşlar 10'a böleceğiz. İlk sayımızı aynen yazdık. ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Burası 75 bölü 100 oldu. Yani sıfır tam yüzde 75 oldu. Bu ikisini çarpacağım. 75 ile 75 bölü 100'ü çarpacağım. 75'in altında gizli bir var. 75 çarpı 75 arkadaşlar 5625 yapar. 1'le 100'ü çarptığım zaman da burası 100 yapar. Cevabım 56 tam %25 olarak gelir. A şıkkımı işaretledim. Dörtte üçüm sıfır tam binde 27 olan sayının tamamı kaçtır diye sormuş. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sıfır tam binde 27'yi ilk önce 3'e böleceğim. Burası 27 bölü 1000 olarak yazılır bölü 3. İlk sayıyı aynen yazacağız. İkinci sayıyı ters çevirip çarpacağız. 27, 3'ün 9 katı olduğu için burada 9 kalacak. Burada 1. 9 ile 1 çarptım 9. 1000 ile 1'i çarptım 1000. Burası arkadaşlar 0 tam 1000 9 olarak gelecek. Bu sayının tamamını bulmamı istemiş. Geliyorum Bulduğum sonucu 4 ile çarpacağım. 0 tam 1000'de 9'u ya da şöyle yazalım. 9 bölü 1000'i 4 ile çarpacağım. Burası 36 bölü 1000 olarak gelir. Ve 0 tam 1000'de 36 olarak yazarım. A şıkkımı işaretledim. 24 metre uzunluğundaki bir ip. Sıfırtan %25 metre uzunluğundaki eş parçalara ayrılması için kesim işlemi yapılacaktır. Buna göre kaç kesim işlemi yapılır demiş arkadaşlar. İlk önce kaç parçaya ayıracağımı bulacağım. 24'ü 0 tam %25'e böleceğim. İlk sayıyı aynen yazıyoruz. 24 bölü 1. İkinci sayıyı da 25 bölü 100 olarak yazıyorum. İlk sayıyı aynen yazdıktan sonra ikinci sayıyı ters çevirip çarpacağız. 100 arkadaşlar 25'in 4 katı burada 4 kalıyor burada 1. 24 ile 4'ü çarptım 96. 1 ile 1'i çarptım 1. Yani ben işlemin sonunda 96 parça elde edeceğim. Kaç kesim işlemi yapılmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Her zaman kesim işlemi parça sayısından bir eksik yapılmalı. Dolayısıyla 95 tane kesim işlemi yapılmalı. Yukarıda eşit bölümlendirilmiş sayı doğrularına göre üçgen çarpı kare işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 0 ile 1 arasını 10 eşit parçaya bölmüşüm. Üçgen kaçıncı çizgimde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçgen 7 çizgimde yani üçgen sıfır tam onda yedi. Burayı ben iki tam yüzde on olarak yazıyorum. Burayı da iki tam yüzde yirmi olarak yazıyorum. Burası 1 2 3 Yani iki tam yüzde on olarak geliyor. Üçgenim sıfır tam onda yedi. Karem iki tam yüzde on üç. Çarpmamı istedim. 213 bölü 100 çarpı 7 bölü 10. 213 ile 7'yi çarpıyorum. 1491 yapar. 100 ile 10'u çarpıyorum. 1000 yapar. Ondalık gösterim olarak bir tam 1000 de 491 olarak gösteririm. D şıkkımı işaretledim. Olduğuna göre İşleminin sonucu kaçtır? İlk önce kareyi bulalım. Parantez içerisini yapıyorum. 3 bölü 100 çarpı 7 bölü 10. 3 ile 7'yi çarptım. 21. 100 ile 10'u çarptım. 1000. 21 bölü 1000 çarpı 1000. Binler sadeleşir. Burada bir kalır, burada bir kalır. Ve ben böylelikle karemi 21 olarak buldum. 21'i 5'e bölmemi istedim. Ondalık gösterimin bulabilmek için 2 ile genişletiyorum. Burası 42 bölü 10 oldu. Ve 4 tam 10 da 2 olarak buldum. işlemin sonucunu A işaretledim. İki duvar arasını eşit adımlarıyla 100 adım olarak ölçen Kerim. İki duvar arasını 55 tam onda 2 metre olarak ölçmüştür. Buna göre Kerim'in bir adımının genişliği kaç metredir diye sormuş. Ben 55 tam onda 2'yi 100'e böleceğim. 552 bölü 10 olarak yazıyorum. Çarpı ikinci sayımı ters çevirip çarpıyorum. Burası 552 bölü 1000 olarak geliyor ve 0 tam binde 552 olarak buldum. Yani Kerem'in bir adımının genişliği 0 tam binde 552 metredir diyoruz. Böylelikle videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.